Nitekim Trabzonspor'da da en belki de kıymet verilen oyuncularından Kaç bir para acaba? tanesi. Ama sonuç çıkmıyor. Ne diyorsunuz? Bu işin sonu nereye varır? Para, fiyat ne? Hiç söylemiyorlar. 2 mi, 3 mü, 2,5 mu, 1,5 mu? Ya şimdi şöyle söyleyeyim sana. 1.750 ise hemen bunu Fenerbahçe alır. Beşiktaş alır. Galatasaray alır. Ben olsam alırım. Ama 3 falansa almam. Ben Ama 3, 3,5. Trabzonspor'da yani Nasıl? çok da yükseklere çıkmayı düşünmüyor. Herhalde ben tahmin ediyorum ki 2,5 falan istiyor. Trabzon'da onu vermiyor. Tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Nevzat sen ne diyorsun? Tahmin ediyorum. Yani hiçbir Yani bir fikrim yok. Yani bir kimseden bir şey duymadım ama. ya ben açıkçası böyle bir sezondan sonra ayrılığı çok şey bulmuyorum. Hani yani beklenen bir hamle olarak görmüyorum. Çünkü diğer bir tarafta Bakame çok iyi bir sezon geçirdi belli bir noktaya kadar. Ki geçtiğimiz dönemlerde de öyle. Bu sezon Çok üzerinde kritik goller attı çok ama ya. kritik goller Bakıyorum da attı. yani Hakikaten. şampiyonadım. Ya Yani. ben hani şeydir bir kredisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Bakame bugün Galatasaray'la özdeşleşen oyuncular var. İşte Hacı sayarsınız. Sonra işte Nyon Popescu vesaire. Yani en azından o dönem için. Ya da Melo bir dönem. Bütünleşmiş oyuncu. Beşiktaş'ta ki böyle oyuncular olmuştu. Fenerbahçe'de ama bakamadım. Trabzonspor için Trabzonspor'da yattı ara ona şey gibi. gözüyle bakamazsınız. Yani para işte bu yok bu yattı ara düzeltiyorum. Hakeme sizin mukavele ya da kontrat yenileme girişiminde bulunduğunuz bir oyuncu gözüyle değil. Sizin çok daha farklı bir değer vermeniz lazım ki öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz da açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Ne Yani tarafı? Vakeme mi, kulübü mü? ben iki tarafı da. Yani Bakemi anlamak. olmasaydı ben şöyle düşünüyorum. Kafamda soru işareti var. Trabzonspor şampiyon olamaz diye düşünüyorum. Olabilir, doğru. Ben öyle Yani düşündüm yani bu sadece sene. o bir numara Uğurcan diyoruz ama Yani Vakame de bir herhalde noktaya canım. kadar getirdi olayı. Yani Vakame olmasa Uğurcan'ın o Bence çok performansının bir anlamı olur muydu, değil mi hocam? evet. Çok Olmazdı. çok çok kritik goller Ya attı ya. Yani Vakame biraz daha tam adını koyamıyorum. Yani ona yaklaşımla alakalı yani bir sorun var sanki. şimdi bu şöyle bir şey var. Böyle Olayın baktığınızda içinde işte olmadığım için hani. o şampiyonlukta büyük payı var. Ötekinin şampiyonlukta büyük payı var diyerek önümüzdeki sezonu planladığınız oyuncular bir bakıyorsunuz o sezon yoklar. Ama Bunun da yanlış örnekleri var. anlamadı. Hepsi değerlidir. Ama Vakeme ile X oyuncuyu da aynı kategoriye sokmam. Vakeme biraz daha ayrıcalıklı. Evet. Ya tabii. Biraz değil, bence çok Hepimiz. ayrıcalıklı bir oyuncu. Ben Yani takımda başka isim veririm ama bir şey olmuş olmaz, olur. verme. Olmaz. İsim vermiyorum o yüzden. Ben Vakame'nin biraz ayrıcalığı hak ettiğini düşünüyorum. Ya bu para da değildir. Ben Trabzon'un derdinin para olduğunu da düşünmüyorum. Bence başka bir sorun var sanki. Ya da Vakame'nin kafasında başka şeyler var. Ya da menajerinin kafasında başka şeyler var. Yarışmacı bir takımda olacaksa, Trabzonspor gibi Şampiyonlar Ligi potasında, yani Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takımda yer alacaksa, onun tercihi elbette Trabzonspor'da kalmak üzerine olmalı. Yani burada Vakame mesela biz birçok oyuncu gördük Melike. Parayı problem edip işte ne bileyim özdeşleştiği kulüpten ezeli rakibine giden sonra orada dibe vuran bir daha da esamesi okumayan birçok tarihte başaramayan yapamayan hikayelerle dolu. Ama Vakame bugün Trabzon tarihinde adını değil mi hocam özel harflerle yazdırmış özel bir oyuncu. Çok hakikaten yani bırak Trabzonspor'un bugün Vakame'yi hangi futbol sever Trabzonspor izlersin de ya bir taraftan da Vakame'yi izlersin. Yani Vakame ne yapacak bu? Yani şimdi böyle bir oyuncu. Öyle bir oyuncu, evet. Yani bu ben dışarıdan bakıyorum. Olay iki taraf Bir de açısından şimdi da giderse de onun ayarında bir oyuncu bulmak böyle biraz kaça şey alınır onu düşün. Değil bit. mi? Yani bir de o var ya. Yanlış da yapmış olabilir. Ama Abdullah Avcı'nın iyi bir lider olduğunu, oyuncu kazanma noktasına kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Velev ki yanlış yaptı. Ki son maçlarda oynadığına göre büyük bir hatası yok. Öyle olsaydı işte Aboubakar Öyle bir şey Beşiktaş olduğunu düşünmüyorum ben ya. ha, Tamamen olsaydı profesyonel bir görüşme yani bu. ha, olsaydı Aboubakar Beşiktaş gibi okurduk. İşte derdik ki oynamıyor. İşte gidecek bilmem şu takıma Arap Yarımadası'na ve şunu söyleyeyim. Bu Vakeme'nin performansını
Arap Yarımadası'nda Trabzon'da aldığın 3 katını çok rahat verirler. Bu adamın ne istediğini bilmiyorum. Ya işte ama biraz zamda. Da yok, bak ya, sadece bir örnek vereyim. Konuşulanlar işte bonuslar, imza parası vesaire birlikte 3 civar bir şey. Bakın, ben öyle... yakın tarih, yakın tarih bu tarz konularda yapılan yanlışlar ve hatalarla doludur. Örneğin bakınız Gomis'e. Galatasaray 500 bin zam yapmadı. Galatasaray maliyeti 50 milyon euro oldu. Bir örnek. Peki ben yine mi örtüştü hocam? Evet. Bravo. Çok iyi. Peki şunu söyleyeceğim ben sana şimdi. Getson kaç paraya geliyor şimdi Rize kiraladı falan Beşiktaş'a? Vallahi rakamlar biraz enteresan kaç, hocam. Yani kaç mesela? Tahmini. Yarısına galiba yani bonservisinin yarısına. Mesela normalinde alsaydı Galatasaray kaç alacaktı onu? 6 değil mi? 6 değil hocam, daha fazla. Kaç? Daha fazla. 7 de ya. Fazla geçti mi? 7. Kendi kaç para alır? 2,5. Değil mi? Orada 300 oynuyordu. Burada 2,5. 2,5. Ne yaptı? 8,5. 9 de maliyeti değil mi? Bir senelik. E sen Dorukhan'a vermedin. %50'si 7,5 ha. Bir dakika. Bir dakika. %50'si. E Dorukhan'a vermedin parayı. Yani Dorukhan'dan fazla nesi var yani Getson'un? Sol bek koyuyorsun oynuyor. Sağ bek koyuyorsun oynuyor. Stoper koyuyorsun oynuyor. Orta sağ koyuyorsun oynuyor. Yani sen şimdi 9-10 milyon euroluk verdin, Getson'u aldın. Bu çocuğa 2 milyon euro vermedin. Ben de buna hayret ediyorum. Ben hayret ediyorum. Dorukhan için konuşuyorum yani. Ben de şunu biliyorum. Dorukhan'a örnek verdim. Sadece Dorukhan'ın yüzüne ki Fatih Terim Galatasaray'da ilgilendiler. Almadılar. Neden almadıklarını ben de bilmiyorum. Fenerbahçe dostluk olsun diye bugün Beşiktaş'la birçok konuda fikirler çatışıyor. Neredeyse bazen ağır söylemler bile. Yani sonra gerçi onlar doğrulanmıyor, yalanlanıyor ama sonuçta karşılıklı atışmalar var. Fenerbahçe jest olsun diye almadı ya Dorukhan'ı. O yüzden mi almadı yoksa Emre Belözoğlu olmadığı için mi alınmadı? Bence şey olsun. Yani jest olsun diye oldu. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Yani ama şu var yani neticede... Bence Emre Belözoğlu kalsaydı alınırdı. Dorukhan'ı var ya, ben çok beğendiğim bir futbolcuydu. Orada da hep söylüyordum zaten yani. Benim öyle bir şeylerim vardır. Ya konu Vakame'den yani, hocam. Yani Vakame işte aynı şeyler olunca olabilir. Vakame gibi bir adam alacaksın. 4 milyon bonservisine vereceksin. 2 kendini vereceksin. 6 milyon. Ver buna 2,5. Bitsin. Mesela ben öyle düşünüyorum. Getson'u alacaksın. Maliyetin sana 7-8 milyon euro. Getson'un maliyeti. Daha fazla diyorsun sen de. E Dorukhan'a niye vermedin iki ya? Bir de ben mesela hocam, Trabzon... Biz, yani, başka hocam, şeyler giriyor devreye. Trabzon orada. Para bilmiyorum değil. Trabzon tarihine bakıyorum. Yani Vakame belki bir iki sene daha üst seviyede geçirirse heykeli dikilecek adamdır ya. Ben şöyle düşünüyorum. Erdal Tomar diyor ki hiçbir futbolcu takımın üstüne çıkarılmamalı. Bu Vakame olsa da dengeyi bozmamalı. Mesela Vakame böyle bir adam mı hocam? Yakup Bey demiş ki şampiyonlukta herkesin payı var. Vakame'den daha çok Cornelius'un payı var. Kritik goller attı. Şampiyonlukta biri ayrılacaksa Uğurcan olmalı. Diğerlerinin katkısı hemen aynı demiş. Vallahi kimse kusura bakmasın. Yok. Ya burada Vakame'yi savunmak bana düştü. Yedirmem Vakame'yi kimseye. Evet ben de yedirmem. Kimseye yedirmem bak. Yok. Tabii. Bakan özel bir oyuncudur. Vereceksin ama yani sen bu gollerde tamam. Cornelius de yani attığı adamın gollere bak yani. Ya. Ya şöyle söyleyeyim. Cornelius'u koy bakalım Rize Spor'a atıyor mu o golleri? Ya belki hata bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi be Cornelius, hocam, ben teknik adam bak şimdi. Ben Cornelius bölgeyim. Melike Cornelius oynasın tamam mı? Onu marka edebilirsin. Vakame'yi tutamazsın. Ne yapacağı belli değil herifin evet, ya. Evet. Ne çalım atacak? O ekstra bir adam i̇şte yani. Farklı klaslarda oyuncular. Hani burada şampiyonlukta pay gibi düşünmek yerine. Yok hani... biz zaten kıyaslamadık kimseyi. Evet. Ama Vakame de özel ayrıcalıklı kategorisindendir. Ki Trabzonlular için de öyle yani. Ne kadar kıymet verdiklerini Trabzon biliyoruz. Trabzon değil bak. Vakame bu ülkede insanları futbola yönelten bir figür. Yani o kadar çok kötü noktalardan bahsettik. Ama güzel şeylerden de bahsedelim ya.